Günaydın arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bugün tekrar bir, ya artık yaza hazırlık demeyelim. Ya gerçi yine yaza hazırlık olmuş oluyor. Ama şey, yani haftalık vloglar, artık bunlar her hafta böyle bir tane geliyor, 3 günlük. Yani şimdilik buna böyle devam edelim, sonra belki değiştiririz. Kahvemi yaptım, gördüğünüz gibi sabah yoga yaptım, ilk kez yoga yaptım. Normalde hep spor yapardım. Ama 3 gündür bel ağrısı çekiyorum. İşte Ceyhan'da kaldım. O yüzden spor yapamadım ne yazık ki. Canım çok spor yapmak istiyor. Çünkü normalde her gün yapardım. Şimdi böyle bir boşluğa düştüm. Ben de dedim ki yine bir şeyler yapayım. O yüzden yogaya başladım. Zaten yavaş yavaş geçiyor. Yani ama yine hafif böyle bir ağrılarım var. Bugün ne yapacağım? Paketler gelecek birazdan. Spor kıyafeti sipariş verdim H&M'den. Ve güneş kremi aldım. Aa, bunu da almıştım. Güneş kremim bu. SPF 50 var içinde, daha iyi korusun diye. Yani yüz için böyle sade bir krem. Pas pahalıydı ama bu. Ama içerisinde tüm iyi şeyler var. Yani güzel görünüyor. Ve bunu almışım. Bunu niye aldım gerçekten bilmiyorum. Ama kahverengi bir göz kalemi. Herhalde böyle eyeliner de çekmeyi sevmiyorum aslında. H&M'den spor kıyafeti aldım. Bu ne? Aa, bu güzelmiş. Kumaşı kalitesi falan hoşuma gitti. Bu böyle spor sütyeni mi oluyor? Yani böyle bir üst. Güzel ama bunu çok beğendim. Daha sonra bir sweater aldım. Çok güzel. Bu böyle kısa ama large aldım ki biraz daha büyük olsun. Ve uzun kollu. Bayağı uzun kollu. Bunun üzerine giymek için aldım bunu. Ve son olarak çorap aldım. Böyle. Bunlar da yine spor yapmak için özel böyle kısa siyah çoraplar. O kadar. Üzerime giydim size göstermek için. Şu sweater çok hoşuma gitti. Sadece kolları biraz fazla uzun ama olsun, onları böyle katlarım. Ve bu siyah üst de çok güzel. Duruşu falan böyle bayağı sıkı tutuyor sizi. O yüzden spor yapmak için daha güzel olur. Bu şekilde. Sevdim. Ve şimdi kahvaltıda çok beğendiğim bir tarifi yapacağım. Bunu cumartesi ilk kez yapmıştım. Pinterest'ten buldum yine. Böyle kuş yuvası diyebiliriz buna. İçerisinde istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çok kolay malzemeli ve çok lezzetli. Hemen malzemelere geçelim. İlk önce 2 tane muz gerekiyor. 1 tane muzlan da yapabilirsiniz. 1 tane muzlan 4 tane yapmıştım geçen. 2 tane muzlan da büyük ihtimalle 8 tane çıkar. Daha sonra yulaf ezmesi gerekiyor. Ajave şurubu ama bal da kullanabilirsiniz. Tarçın ve fıstık ezmesi. Bu malzemelerden zaten kötü bir şey çıkamaz. Yani imkansız. Ve böyle muffin kalıbı gerekiyor. Bunları birazdan yağlayacağım Hindistan cevizi yağıyla. Ve o kuş yuvalarını böyle yapacağız. Girecek. Ve fırından çıktılar. Şimdi böyle 10 dakika soğumasını bekleyeceğiz. Sonra da içlerini dolduracağız. Kuş yuvalarımız böyle oldu. Şimdi içlerini dolduracağım. Birkaç tanesini fıstık ezmeli yapacağım. Bu da bitiyor. Ceviz, muz cipsi, üzüm ve vanilya, böyle vanilyalı yoğurt.
Ya şunun güzelliğine bakın. Aşırı lezzetli. Cupcake. Bildiğiniz küçük bir tatlı. Bu da fıstık ezmeli ve muz cipsi. Ve yine yemek yiyeceğiz birlikte. Cemil, onun sesini azıcık kısar mısın? Sipariş verdim bu sefer çünkü çok fazla ayakta duramadığım için daha kolay olur diye düşündüm. Ama sağlıklı bir şeyle sipariş verdim. Cappuccino da aldım. İndirim kuponları vardı, onlarla aldım. Çok uyguna geldi. Aa, enjoy yazmışlar, çok tatlı. Bunu resmin çekmem lazım. Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. Bir söz gerçekten insanları mutlu edebiliyor. Ay inanmıyorum, çok güzel gözüküyor. Dur, göstereceğim size birazdan. Ve bir tane daha aldım. Bu da avokadolu nohutlu. Çok tatlı değil mi? Şuraya da çiçekli falan yazmışlar. Çok güzel. Tam bunları tabağa koyayım, sonra içini göstereceğim size. Bu arada biraz makyaj yaptım, üzerimi değiştim. Her zaman böyle zombi gibi çıkıyorum karşınıza. Biraz böyle süslenmek istedim. Şimdi bunun yarısını yemek istiyorum ve bunun yarısını yemek istiyorum. Nasıl yapacağız? Bu da sebzeli olandı. Bunda da humus var. Ve bu arada o kahverengi göz kalemiyle böyle eyeliner gibi bir şey çektim. İlk kez yaptım. Bilmiyorum, hoşuma gitti ama. Herhalde o yüzden aldım onu. Ve şimdi smoothie yapacağım. Her videoda smoothie yapıyorum. Yine pancarlı smoothie'mi yapacağım. Çünkü canım gerçekten çekiyor. Eskiden pancarı sevmezdim, artık sevmeye başladım. İçerisine bir elma girecek, iki havuç ve iki pancar. Şimdi buna su ekleyeceğim yarıya kadar. Sonra süzgeçten geçireceğim. Yine göstermeyeyim. Her videoda gösteriyorum. Bu şekilde ve yanında da iki tane hurma ve birkaç tane ceviz yiyeceğim. Çok güzel. Ve şimdi akşam yemeğini yapacağım. Akşam yemeğini de makarna yapacağım. Ama bu makarna kırmızı mercimekten yapıldı. Bunu 2 gün önce de yemiştim. Ve tadı güzel aslında ama biraz kuru oluyor. 6 dakikada pişiyor. Çok çabuk pişiyor gerçekten. Kuru olduğu için pesto sosu ekleyeceğim. Bu böyle veganlar için. Daha sonra humus da ekleyeceğim. Parmesan peyniri ve domates. Mini domateslerden. Böyle güzel bir makarna olacak. Ay ağzım sulandı. Şimdi tavaya azıcık tereyağı ekledim ve bu küçük domateslerden. Bunlar böyle biraz yumuşacık olacak. Sonra da pestoyu ve humusu ekleyeceğim. Ve bundan da ekleyeceğim biraz yeşillik olsun diye. Böyle karışık marullar var bunun içerisinde. Makarna bu şekilde çok lezzetli görünüyor ve çok güzel kokuyor. Şimdi bunu bir tabağa alacağım, sonra üzerine parmesan peyniri rendeleyeceğim. Çok güzel. Bu arada vejeteryanlık nasıl gidiyor onu söyleyeyim. Çok iyi gidiyor. Pek yani bir şey aramıyorum. Geçen annem yalancı dolma yapmıştı. Çok hoşuma gitti. Ama güzel. Yani iyi gidiyor. Hiç öyle şey değil. Zorluk çekmiyor. Ve makarnayı bitirdim. Çok güzeldi ve lezzetli. Ve bugün son olarak papatya çayı yaptım kendime. Onu içeceğim. Karnımı rahatlatıyor akşamları. İyi geliyor bana. Yarın görüşmek üzere. Dev bir market alışverişiyle karşınızdayım. Günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sabah spor yaptım. Sırtım yine biraz ağrıdığı için hafif yapmaya çalıştım. Çok yüklenmedim belime. Sonra markete gittim çünkü kardeşimin online dersi vardı ve video çekemedim o an. Dedim ki markete gideyim, zaten birkaç eksik vardı. İlk önce roka aldım. Bunu her şeyle yiyorum. Gerçekten her şeyle yiyorum. Daha sonra yaban mersini indirimdeydi. Ondan 2 paket aldım. Böyle büyüklerdi bayağı.
dolu dolu. Fıstık ezmesi tabii ki çünkü bitmişti. Her hafta bir tane alıyorum. Kereviz sapı aldım çünkü canım kereviz sapı suyu çekti. Niye benim canım böyle şeyler çekiyor? Ama gerçekten özlemiştim. Bir de uzun zaman içmedim. O yüzden bunu birazdan yapacağız. Dürüm aldım. Böyle 6 tane büyük dürüm. Bunu akşam yemeğinde kullanacağım. 4 paket bitter çikolata. Bunları da birazdan kullanacağız. Bitter çikolatayı da her şeyle kullanıyorum. Yulaf lapalarımla, pankeklerle. Brokoli aldım. Küçük bir parça akşam yemeğinde yerim diye. Avokado aldım. Böyle 6 tane minicik. Daha sonra çok merak ettiğim bir şey aldım. 3 tane. Bunlar da indirimdeydi. Bu tempeh. Ya Türkçesini gerçekten bilmiyorum ama tempeh. Yani bilmiyorum. Ve 2 tane paket tofu aldım. İşte veganlar, vejeteryan olanlar et yemediği için bunları yiyorlar genellikle. Bu soya fasulyesinden yapılmış. Pek bir tadı yok ama siz kendiniz tat katmalısınız. Yani baharatlarla, soslarla kendiniz tatlandırmanız gerekiyor. Bu tempeyi daha önce hiç yemedim. Ama çok merak ediyorum. Bu da yine tofunun aynısı ama bunda bir işlem yoktu. Yani gördüğünüz gibi zaten taneleri belli oluyor o soya fasulyeleri. Neyse göreceğiz. Bugün herhalde bu tempeyi yapalım çünkü bunu çok merak ediyordum. Yarın da tofu yeriz. 2 tane smoothie aldım. Bunlar da yine indirimdeydi. Her şey indirimdeydi. Böyle Energize aldım ve Recharge. Bu havuçlu. Bu da çilek, kiraz, elma bir şeyler var içinde. Sağlıklı ama bunların içinde hiç şeker falan yok. Ve son olarak çok güzel bir şey aldım. Hiç tahmin etmeyeceksiniz bence. Bunu gördüm ve almak istedim. Beni al diye bağırdı markette. Hindistan cevizi. Ama çok tatlı. Böyle küçük. Bilmiyorum hoşuma gitti. Bunu böyle sallayınca ve o suyu duyunca taze olmuş oluyor. Zaten bu da biyodu. O yüzden bundan aldım. Bunu yiyeceğiz ara öğünde birlikte bugün. Çok merak ediyorum. Market alışverişim bu şekildeydi. Şimdi hemen kereviz sapı suyumuzu hazırlayalım. Sonra da kahvaltımızı yapalım. Bundan böyle 2-3 sap kullanacağım. Şey de yapabilirsiniz. Bunu bir seferde yapıp buzdolabında saklayabilirsiniz. 3 gün duruyor buzdolabında. Ben bir şişe sipariş vermiştim Amazon'dan. O bu akşam gelecek. Yoksa ben de hepsini yapardım. Ama yarın yaparım. Tüm şişeyi doldururum. Gösteririm size o zaman. Ama şimdilik böyle bir bardak için bu kadar yeterli. Blender'ın yarısını suyla doldurdum. Şimdi bu kereviz sapılarını da yıkadım. Bunları ekleyeceğim ve karıştıracağım. Sonra da süzgeçten geçireceğiz. Gerçekten özlemişim. Yani eskiden bunu ilk başta içtiğimde hiç beğenmiyordum. Ama alışıyor insan. Ben de alıştım ve artık sevdim yani. Ve kahvaltıda ne yapacağım? En sevdiğim tarif muzlu pancake. Pancake deyince aklıma hep bir sahne geliyor. Onu buraya koyarım şimdi. Bundan sonra görürsünüz. Kerem ve Aksel'in güneşi beklerken de. Lütfen sakin olun. Ha? Evet. Sen şimdi git biraz pancake yap. Kerem yapma lütfen. Pancake. Pancake değil, sanki sanat eseri. Pankekleri bitirmedim. 2 tane ayırdım burada ama onları anneme ayırdım. Şimdi kahve keyfimi yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü siz de Instagram'dan sürekli beni tagliyorsunuz. Pankekleri yapıyorsunuz. Onu gördüğümde daha böyle bir mutlu oluyorum. Yine yağmurlu bugün. Bu aralar Hollanda'da her gün 4 mevsimi yaşıyoruz. Ve şimdi gelelim buna. Bunu nasıl açacağız? Dün bayağı bir video izledim ama öğrendim. Şurada 3 tane delik var. Önce onlara bir tornavida ile böyle çevireceğim. Sonra Hindistan cevizinin suyunu çıkartacağım böyle. Daha sonra ortasına vurarak açacağız inşallah. Çok merak ediyorum olacak mı diye. Sen ne kadar tüylü şeysin. Heh.
Bir gün sınıf arasının yarışmacısı gibi yedim. Abi açılmıyor. Gel. I need help. Tamam dur. Sen öyle tutma bunu. Abi. Abi. Ne dur. Bunu Survivor'da nasıl yapıyorlar? Bunu Survivor'da nasıl yapıyorlar? Ya adam dedi hep ortadan şey yapacaksın sonra o açılacak ama bundan yapsam daha mı mantıklı? Ama ne kadar güzel. Acayip güzel. Güzel güzel. Ben bunu şimdi böyle bir tabağa koyayım. Sonra gösterelim size. Hindistan cevizini böyle bir tabağa koyduk. Ya bayağı zor bir meyve. Ama güzel yani farklı bir meyve. Normal muz gibi alıp yiyemezsin. Suyunu da süzgeçten geçirdim ama içinde yine böyle toz değil ya. Hindistan cevizinin şeyi var. İçeyim, deneyeyim, bakayım. Suyu daha tatlı. Evet, suyu daha güzel. Ya bu da güzel ama bunda o kadar tat yok. Bunda sanki gerçekten böyle bir tatlılık var. Hoşuma gitti. Bu aldığım smoothie'lerden içeceğim. Bunun içinde mandalina, havuç falan var. Ve yine acıktım. Çok acıkıyor. Yoğurt kasesi yapacağım. Böyle küçük bir şey. İçerisine de meyve, kuru yemiş falan koyarım. Ve az önce paketim geldi. Büyük ihtimalle bunun içerisinde su şişem var ama bakalım. Aa, çok tatlı. Kılıfı da var. İsterseniz çıkartabilirsiniz. Böyle sade bir camdan su şişesi. Ama bu da çok tatlı. Bir yere getirmek için. Ve akşam yemeğine geldik. Akşam yemeğinde tempeh yapacağım dediğim gibi. Soya fasulyesi ve su. O kadar. İki malzeme. Bol proteinli. O yüzden tüketiyorlar. Biz de deneyeceğiz bugün. Bakalım. Ve bunu böyle dürümde yapacağım. Böyle avokadolu, sebzeli. Güzel bir şey olacak inşallah. Aa, gerçekten içinde fasulye var anne. Yani fasulyeler tam içinde. Bu susam yağından ekledim tavaya. Bunları öyle kızartacağım. Sosunu yapmak için ketçap kullanacağım. Bunun ismi gelmiyor aklıma Türkçesi ama veganlar bunu peynir olarak kullanıyor. Normal peynir de kullanabilirdim ama bunu bitirmek istiyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Tabasco, böyle acı sos. O kadar. Bu üç malzemeyle böyle bir sos yapacağım. Bu şekildeler şimdi. Birazdan sosunu da ekleyeceğim. Ve dürümün içerisine başka neler girecek? Roka girecek içerisine. Bir avokado, parmesan peyniri. Bunu da bitirmek istiyorum. O yüzden kullanacağım. Ve zeytin. Ve pesto sosu. Çok güzel görünüyorlar. Az önce annemlerin tadına baktık bir tanenin ve çok güzel oldular. Ya bence zaten onda sos önemli. Yani sosu güzel yaparsanız o da güzel olur. Çok fazla tadı yok yani fasulyenin. Şuna bakın. Yani çok güzel değil mi? Ve akşam yemeğimi yedim, bitirdim. Çok lezzetliydi. Annem de çok beğendi. Yarın da o tofu'yu denerim. Gün geçtikçe böyle yeni soslar öğreneceğim. Daha yeni yeni başladım böyle şeyler yemeye. Ama sevdim yani, kötü değil. Birazdan da çayımı içerim. Günlük bu kadar. Çok yedim zaten. Yeter.
Ya bu niye hiç nefes almadan devam ediyor? Günaydın arkadaşlar. Uyandım ve hemen spor yapmak istedim. Çünkü belimin ağrısı tamamen gitti. Aslında direkt spor yapmasaydım daha mantıklı olabilirdi ama sporu çok özledim. O yüzden spor yapmak istedim. Pamela'nın bir sporunu yaptım ve gerçekten Chloe'den çok farklı. Ya Chloe arada nefes alıyor. Pamela yapmıyor onu. Direkt devam. Neyse şimdi kahvaltımı yapacağım. Bu arada gerçekten şükretmem gerekiyor. Daha fazla şükretmem gerekiyor. Ayakta durabildiğim için, spor yapabildiğim için. Çünkü bu son birkaç gün hep yattım. Yatmaktan başka bir şey yapmadım. Ve bilmiyorum yani farklıydı benim için. Çok farklıydı. Daha fazla şükretmem gerekiyor sağlıklı olduğum için. Ve dün akşam paketim geldi. Bunu aldım. Sipariş verdim Amazon'dan. Bu marka Türkiye'de her yerde bulunuyor diye biliyorum. Ama burada Hollanda'da öyle her yerde bulunmuyor. Sadece internetten alabiliyorsunuz. Ben de Amazon'da gördüğümde direkt almak istedim. Çünkü çok iyi şeyler duydum bunun hakkında. Bu arada bir nemlendirici yüzünüz için. CeraVe. İyi diyor mu bilmiyorum ama CeraVe markasından. Ve içerisinde hep iyi şeyler var yüzünüz için. Az önce sürdüm. Çok hoşuma gitti. Böyle yüzüm hemen emdi onu. Yüz bakımıyla bayağı ilgileniyorum bu aralar. Bu markadan başka bir şey de almıştım. Böyle temizlemek için. Ama o da gelecek 5 gün sonra. Tamam şimdi kahvaltı yapalım. Bulduk. Bunu yapacağız. Kardeşimle toplantıdaydık hangi tarif yapsak diye ama buldum. Bu böyle fıstık ezmeli, yaban mersinli. Evet bu şekilde güzel görünüyor kek gibi. Gel. Kardeşim Cemil. Şu an ilk kez mi çıkıyorsun kameranın karşısına? Hayır. Hayır. Daha önce de çıkmıştı ama böyle kısa kısa. Aynen doğum günde. Şimdi böyle bir görmüş olun. Öyle. Sarışınlığı benziyor. Abim mesela çok esmer ama kardeşim sarışın. Yani sarışın derken kumral o bana çekti. Abim uzaylı. Ve gereken malzemeler 2 tane muz, Hindistan cevizi sütü, yaban mersini, bitter çikolata, fıstık ezmesi, ajave şurubu ve yulaf. Bu şekilde. Bu şimdi 20 dakikaydı herhalde. Bir bakayım. 15 dakika yazıyor. 15 dakika fırına girecek. Ya üstü kızarana kadar. Çok uzun sürüyor. 20 dakika yazıyordu herhalde. Yarım saat 40 dakika falan fırında. Üzeri bir kızarmadı ama şimdi yavaş yavaş kızarmaya başladı. Bir 5 dakika daha bırakacağım sonra çıkartacağım. Dur. Yaban mersinlerine bakın. Böyle patlamışlar. Akmış böyle. Aman Allah'ım şuna bakın. Aşırı güzel görünüyor. Kahvede yaptım yanına. Ya böyle kahvaltılardan başka bir şey istemiyorum bu hayatta. Bildiğin kek gibi oldu. Çok güzel. Bitirdim şimdi ikinci parçamı yiyeceğim. Pinterest hesabınız yoksa açın. Çünkü gerçekten çok güzel tarifler buluyorsunuz orada. Ve oradan takip ederseniz benim kaydettiğim tarifleri de görebilirsiniz. Buraya kullanıcı adımı yazarım. Oradan bakabilirsiniz yani. Tüm kaydettiğim şeyleri zaten videolarda görmüşsünüzdür. Ve şimdi öğlen yemeğinde tofu yapacağım. Bunu böyle çatalla eziyorlar. Böyle farklı bir kıvamı oluyor. Yumurta gibi. Onu da tavada tatlı biber baharatı, tuz ve azıcık yağ ile yapacağım. Sade yapacağım, sonra dürüme saracağım. Bu böyle sünger gibi.
Dürümlerim hazır. Dolu dolu yaptım. Yanında da bu smoothie'yi içeceğim. Güzel. Beğendim. Ben niye her şeyi beğeniyorum? Ve arkadaşlar şimdi Elif'le dışarıya çıkacağım. Uzun zaman dışarıya çıkmamıştım. İyi olacak. Biraz gezeceğiz. Bir şeyler yeriz belki. Kahve içeriz. Hava da birden güzel olmaya başladı. Güneş vurdu böyle. Ve yine o kahverengi göz kalemini kullandım. Artık her gün kullanırım. Çünkü bilmiyorum böyle gözlerimi daha farklı gösteriyor. Hoşuma gitti. Tam gösteriyorum artık Elif'i. Tam normalmiş gibi yap. Resim çekiyormuşuz gibi yap. Elif en yakın arkadaşım. Merhabalar. Ya, normalde hiç çıkmıyordu. Ama yani illa bir kere çıkması gerekiyor. Çünkü arkadaşı YouTuber yani. Ya çok kişi merak etti. Aynen çok kişi de merak etti. Elif ne zaman çıkacak? Elif'i de görecek miyiz diye. Elif. Şimdi suyun kenarında oturuyoruz. Çikolataları yedik. Midemiz biraz bir bulandı gibi. Aynen öyle. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ve eve geldim arkadaşlar. Şimdi burada videonun sonunu çekeceğim. Çünkü bu videoyu şimdi editleyeceğim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.